bir besin alerjisi belirtileri varsa nedenin bulunması gerekiyor. Nedeni bulurken de özellikle belirtilerden hangi tip besin alerjisi olduğunu öncelikle düşünmek gerekiyor. Aileler sıklıkla 3 yaşından sonra yapılır gibi yanlış bilgiler içindeler. Besin alerjileri anne karnında başlar. Bir kere çocuklukken süte, yumurtaya, soyaya, buğdaya karşı alerjiniz varsa yaşın ilerlemesiyle birlikte bunlar düzeliyor. Evet, besin alerjileri diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi genetik çok önemlidir. Merhabalar, ben Profesör Doktor Ahmet Akçay. Çocuk alerji, immünoloji, çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyım. Sizlere bugün besin alerjisini anlatmak istiyorum. Besin alerjisi, bir besin alındıktan sonra vücudumuzda anormal bir reaksiyon çıkması durumuna biz besin alerjisi diyoruz. Peki besin alerjisinin belirtileri neler? Özellikle bir besin alımından sonra vücudunuzda kaşıntı, kızarıklık oluyorsa, dilde, dudakta şişme oluyorsa, egzama oluyorsa, kakada sümüklenme, kan oluyorsa aklımıza besin alerjisi gelmeli. Bunun dışında özellikle tedaviye cevap vermeyen pişiklerde, tedaviye cevap vermeyen reflüde ve özellikle bu durumlarda besin alerjisi aklımıza gelmeli. Bir kere tedaviye cevap vermeyen pişik denilince ne aklımıza geliyor? Bir aylık tedaviye rağmen düzelmeyen ve kakada sümüklenme, kan olan çocuklarda aklımıza besin alerjisi gelmeli. Gaz ağrıları, tedaviye cevap vermeyen gaz ağrılarını da özellikle 3 saatten uzun süren gaz ağrısı oluyorsa ve 3 haftadan uzun sürüyorsa aklımıza yine besin alerjisi gelmeli. Bir besin alerjisi belirtileri varsa nedenin bulunması gerekiyor. Nedeni bulurken de özellikle belirtilerden hangi tip besin alerjisi olduğunu öncelikle düşünmek gerekiyor. Çünkü besin alerjisinin mekanizması 2 tiptir. Tip 1 dediğimiz immünoglobulin E'ye bağlı olan ve non-IgE dediğimiz tip 2 besin alerjileri vardır. Genelde immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjileri ciltte alerjik reaksiyonlar verir. Egzama olur, kaşıntı olur, kurdeşen olur, dilde dudakta şişme olur. Bunlarda genelde ciltten alerji testi yapıyoruz. Ciltten alerji testi yanında kandan da yapılabiliyor ve 1-2 aylıktan itibaren bu test yapılabilir. 1-2 aylıktan itibaren, yoksa 3 yaşında falan beklemenize gerek yok. Çünkü besin alerjisi anne karnında başlıyor. Ve bu neticeye göre de besin alerjisinin neye bağlı olduğunu, ciddiyeti hakkında bilgi ediniyoruz. Ama non-IgE dediğimiz besin alerjileri de alerji testinde bir şey çıkmaz. Genelde ciltte belirti olmayan, sadece kakada sümüklenme, kan olan, gaz ağrısı, pişik olan, reflü olan çocuklarda ise alerji testi yapmıyoruz. Bunun yerine bazı besinleri diyetten çıkartıyoruz. Bu diyetten çıkarttığımız besinleri 1-2 hafta bu şekilde devam ediyoruz ve bunun sonucunda anneye de günlük tutturuyoruz ve her yediğini yazdırıyoruz ki kaçak olup olmadığını anlıyoruz. Daha sonra şüpheli besinleri teker teker deneyerek hangi besine alerji varsa o besini diyete alıyoruz. Yoksa her besini diyete hemen almıyoruz. Bazı aileler var ki sadece zeytin yiyor, sadece patates yiyor. Bunu tavsiye etmiyoruz. Onun için gerçek nedeni bulup ona göre diyet yapmak gerekiyor. Yani demek ki cilt belirtileri varsa ciltten deri testi, kandan alerji testleriyle teşhis koyuyoruz. Bağırsak tepkili ise kakada sümüklenme, kan gibi, pişik gibi belirtilerle kendini gösteren problemlerse bunlarda ise bazı besinleri diyet alıp daha sonra deneyerek anlıyoruz. Bir kere bilinmeli ki besin alerjisine neden olan en sık 8 tane gıdamız var. Bunlar neler? İnek sütü,
yumurta, soya, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı ve kuru yemişler. Bunlar %90'ını oluşturuyor. Bu besinlerden hangisine karşı bir alerjimiz varsa o besine karşı diyet yapmamız gerekiyor. Ama unutmayalım ki hangi besine alerjiniz varsa o besini içeren diğer gıdaları da tüketmemeniz gerekiyor. Onun için paketlerde etiket okumayı adet edinmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. En önemli şey diyet. Diyet yaparken de herkes ne yemeyeceğinizi söylüyor ama neyi tüketeceğinizi kimse söylemiyor. Onun için özellikle annenin ihtiyacı olan kaloriye denk gelecek şekilde annenin besinlerinin ayarlanması, öğünlerin ayarlanması, düzenlenmesi gerekiyor. Bebeğin de eğer ek gıda başlanmışsa ek gıdalarda nelerin alması gerektiğini çocuğun ihtiyacı olarak kaloriye göre de planlanması gerekiyor. Bunun için de diyetisyenlerimizden faydalanmak gerekiyor. Özellikle alerji konusunda deneyimli diyetisyenlerle bir işbirliği içinde bu uygulanırsa çok daha faydalı olacaktır. Ve eksik olan vitaminler, eksik olan vitaminler yanında mineraller de takviye edilmeli. Özellikle anne sütüyle besleniyorsa çocuk, annenin de diyete uyum göstermesi ve annenin de diyet yaparken de bazı vitaminlerle takviye edilmesi faydalı olacaktır. Eğer çocuğumuzda besin alerjisine bağlı belirtiler varsa, kuru deşeni varsa, kaşıntısı varsa bunları gideren tedaviler uygulanmalı ve özellikle ciddi bir alerji varsa, alerjik şok potansiyeli varsa da ailelerin yanına acil durumda kullanmak üzere adrenalin ote enjektörünün de verilmesi gerekiyor. Bunun için de adrenalin ote enjektörünün nasıl kullanılacağının önceden eğitim verilmesi ve hangi durumlarda kullanılacağının da aileye anlatılması gerekiyor. Bu şekilde adrenalin de ev ortamında saklanması gerekiyor ki acil bir durum halinde çocuğun yere yatırılması ve bacağının altına yastık konulması ve adrenalin ote enjektörü uyguladıktan sonra ambulans çağrılması gerekiyor ki daha sonra tekrarladığı zaman yine müdahaleye devam edebilelim diye. Adrenalin ote enjektörü özellikle bir besin alımından sonra ciddi kurdeşen olmuşsa bir saat içinde, dilde dudakta ciddi bir şişme olmuşsa, tansiyonu düşme olmuşsa muhakkak vakit geçirmeden uygulanmalı, tereddüde bile yer vermeden uygulanmalı. Yanlış uygulasanız bile sadece çocuğun kalbinde hızlanma yapabilir. Ama uygulamadığınız takdirde, yanlışlıkla uygulamadığınız takdirde, gereken durumlarda uygulamadığınız takdirde o zaman da alerjik şokun daha sonra düzeltilmesi çok zor olacaktır. Onun için tereddüte yer vermeden böyle bir durum olduğu zaman hemen adrenalin ote enjektörünün kullanılmasında fayda var. Çocuğunuzda besin alerjisi var ve çocuğunuzda alerjik şok belirtileri var. Mesela ne var? Bir şüpheli bir besin yedikten sonra dilde, dudakta şişme oldu. Vücudunda aniden kaşıntılı kızarıklık ortaya çıktı ve tansiyonda düşme gibi, nefes sıkışması gibi belirtilerden herhangi biri, bakın hepsi değil, herhangi biri ortaya çıkmışsa hemen çocuğunuzu yere yatırın. Bacağının altına yastık koyun. Eğer nefes sıkışması varsa oturup pozisyonda olabilir ama nefes sıkışması yoksa yere yatırıp bacağının altına yastık koyacaksınız. Ve hemen adrenalin ote enjektörünüzü çıkarıp adrenalin ote enjektörü uygulamaya hazır hale getirdikten sonra bacağın yan tarafına uygulayacaksınız. Ve 10 saniye enjektörü tuttuktan sonra orayı çıkarıp orayı ovacaksınız ve bu şekilde uygulama yaptıktan hemen sonra da ambulansa haber vermek gerekiyor. Eğer nefes sıkışması da varsa beraberinde o zaman nefes açıcı buhar veya sprey tedavisini uygulamanızda fayda var. Çocuğumuzda bu belirtiler daha hafifse, sadece dilde dudakta hafif bir şişme varsa veya vücudunda birkaç yerinde kızarıklık çıkmışsa hemen antihistaminik verip biraz gözlemlemeniz, eğer belirtiler artıyorsa adrenalin uygulamanız daha faydalı bir yaklaşım olacaktır. Besinlere bağlı alerji testi kaç yaşında yapılmalı? Bir kere aileler sıklıkla 3 yaşından sonra yapılır gibi yanlış bilgiler içindeler. Besin alerjileri anne karnında başlar. Onun için besin alerjilerine bağlı bir hangi besinin alerji olduğunu bilmek için 1-2 aylıktan itibaren alerji testi yapılabilir. Bakın 1-2 aylıktan itibaren bu dönemde yapılabilir. Ve deri testinde
bulgular ortaya çıkabiliyor. Kandan da yapılabilir. Özellikle şüpheli gıdalarda. Ciltten yapılması daha kolay, daha pratik çünkü sonuç hemen 15 dakika içinde çıkıyor. Onun için önemli. Şimdi sizlerden gelen soruları teker teker cevaplayalım istiyorum. Bir kere süt ürününe karşı alerjiniz varsa, başta süt olmak üzere süt içeren diğer besinlerin de yasaklanması gerekiyor. Örneğin ayran sütten yapılıyor, yoğurt sütten yapılıyor. Bunların yasaklanması gerekiyor. Peynir, tereyağı, margarin bunların yasaklanması gerekiyor. Bunun dışında özellikle süt içeren, süt bileşeni içeren paketli gıdaların da etiketlerin dikkatli bir şekilde okunması, buna göre kullanılması çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bu paketli gıdalarda süt bileşeni olan besinler olabilir. Onun için özellikle laktoz, kazein, alfa laktoglobulin, beta laktoglobulin gibi bileşenleri de içeren gıdalar titizlikle değerlendirilmeli, buna göre yol alınmalıdır. Mesela tarhana çorbası. Tarhana çorbası da süt ürünü var. Sakın ola ki tarhana çorbasını tüketmeyelim. Bunlara dikkat edelim. Süt içermeyen gıdaları kullanmakta fayda var. Sakın ola ki inek sütüne alerjimiz vardı. Keçi sütü kullanmaya da çalışmayın. Keçi sütü de %90 benzerlik gösteriyor. Diğer hayvan sütleri olduğu gibi. Diğer hayvanların da sütlerini kullanmıyorsunuz. Bir kere çocuklukken süte, yumurtaya, soyaya, buğdaya karşı alerjiniz varsa yaşın ilerlemesiyle birlikte bunlar düzeliyor. Alerjinin ciddiyetine göre de düzelme zamanı belirlenebiliyor. Eğer çok ciddiyse daha büyük yaşlarda düzelirken hafifse daha küçük yaşlarda düzelebiliyor. Ama unutmayalım ki balık alerjileri genelde düzelmez. Kabuklu deniz ürünlerine karşı alerji düzelmez. Yer fıstığı, kuru yemiş alerjileri %80 düzelmez. Tohum alerjileri %80 düzelmez. Bunların da bilinmesinde fayda var. Anne babada bir alerjik bir hastalık varsa, çocuğun da alerji olmasını istemiyorsanız bir kere doğum şekli normal doğum olmalı. Sezeryanla doğum çünkü alerji yatkınlığı artırıyor. Normal doğumla çocuğunuzu doğurun. İkincisi işlenmiş gıda tüketmeyelim. Ve bunun dışında işlenmiş gıda tüketmemenin yanında gereksiz yere antibiyotik kullanmayın. Çünkü gereksiz yere kullanılan antibiyotikler bağırsak florasını bozuyor ve bağırsakta geçirgenliği artırıyor. Ve mümkünse çocuğunuz 1 yaşına gelmeden evcil hayvan edinin. Kedi veya köpek beslemek istiyorsanız onu besleyin. Çünkü evcil hayvan besleyenlerde ileride alerjik hastalık gelişme olasılığı daha düşük oluyor. Çünkü evde bir çiftlik hayatı oluşturmuş oluyorsunuz. Çocuğun bağırsak florası daha kuvvetli oluyor ve bağırsak geçirgenliği daha az oluyor. Bundan dolayı buna dikkat edebilirsiniz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de çocuğun cildinin bariyerini kuvvetlendirin. Bunun için de sık sık nemlendirici kullanmaya özen gösterin. Evet, besin alerjileri diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi genetik çok önemlidir. Anne veya babada herhangi bir alerjik hastalık varsa çocukta olma olasılığı da yüksektir. Sadece bir kişide varsa %30, her ikisinde varsa %80'e kadar değişen oranlarda alerjik hastalık olabiliyor. İlla ki besin alerjisi olmayabilir. Astım olur ama çocukta yine besin alerjisi olma olasılığı yüksektir. Besin alerjileri özellikle süt, yumurta, soya %90 düzeliyor. Alerjinin ciddiyetine göre yaş farklı olabiliyor. Ancak yer fıstığı alerjileri, kabuklu kuru yemişler genelde %80 düzelmiyor. Balık, kabuklu deniz ürünleri yine genelde düzelmiyor. %95'in üzerinde hayat boyu devam ediyor. Tohum alerjileri yine %80 devam ediyor. Onun için besin alerjisinin tipine göre düzelip düzelmeyeceği değişebiliyor. Besin alerjisinin ne olduğunu, belirtilerini, teşhisini, tedavisini ve sizden gelen soruları cevaplamış olduk. Sağlıklı, alerjiden uzak günler diliyorum.